gelmiş bir yüz, göz ve nigoş. Dünden saçlarım ıslaktı, duş almıştım. Sarımsaklı saç çıkaran kürümden yaptım. Saç çıkaran kürümü bulamamışsınız, internet şey yapamadık, bulamadık o videoyu demişsiniz. Onu bir yere etiketlemem lazım ya, çünkü çok fazla sorun oluyor. Dün gene sürdüm, beklettim bayağı 2 saat kadar, evleri temizledim işte, çamaşır falan yıkadım, astım. Günaydın, hoş geldiniz. Günlerden Perşembe. Kaderim benimle beraber gene çamaşır. Güneş tam karşımda var ya, nasıl gözüm alıyor. İlk tur çamaşırlarımı dün yıkadım, serdim. Onlar içerideydi. Sepet içimi daha yeni çıkardım. Çünkü çiğ yağıyor ya. Kötü olmasın böyle vırcık vırcık. Onlar bugüne kurur. Akşam gelir toplarım. Bunları da şimdi sereceğim tele. Onu da akşam işten sonra dükkana gideceğim bugün inşallah. Evde birkaç yapacağım bir ufak işler var. Onları toparlayayım. Niyetliyiz. Saat kaç gibi? Artık sahurun saat daha erken kapanıyor ya. 4 müydü? 4.30'da. 4.30'da yedik, yattık. Akşamdan birer porsiyon kuru fasulye pilav cacık kaldı. Aras yemedi çünkü, kendi hakkını öyle söyleyeyim. İstemedi yemek. Ama sahurda onu yemedik. Şey yaptı. Canım sandviç istedi. Böyle peynirli sandviç yaptı. Yusuf da çay falan yedi kahvaltılık. Yusuf şimdi uyandı, kendine gelmeye çalışıyor. Ben de mor hırkanın üstüne kırmızı hırka giydim, ne alakaysa, ama üşüdüm diye dışarı çıkarttım. Yerler ıslak, ayağım kayıyor. Diyorum ki bugün acaba dükkana gitmeden şuraya artık hortumu çekip yıkasam mı bu polenleri? Çok rahatsız olmaya başladım polenden. Gözüme bakıyorum. Şimdi çıkmadan bir nevresimlerimi çalıştırayım. Şu benim plaj havlum. Annem bana göndermiş bunu. Kullanayım diye. Yeşil olanı da Aras'a, dün doğum günüme kuzenimin koyduğu havluyu da Aras'a yeşil olarak şey yapacağım. Yusuf'un zaten havlusu var. Sanki plaja çok gidebilecekmişim bu yaz gibi. Ay, güneş mahvetti gözümü. Hava güzel ama. Kuzumu okula yolladım. Gitti tabii. Ödevini dün akşam yaptık beraber. Yoğunlukta havlu yıkadım. Birikmişti çünkü. Diyorum hem hortumu çekeyim, güzelce buraları yıkayayım, hem de çiçeklerimi sulamış olurum. Ay, güneş çok, gözümü çok alıyor ya. Şu tarafa mı alayım? Neyse, ya da içeride konuşuruz. Zaten sabahın köründe cır cır cır. Gerçi saat 8'i geçiyor. 8.39. Oy. Luba'dan ses geldi de korktum. Sabah sabah alışık değilim ki, bahçede benden başka kimse ses yapmıyor çünkü. Ben de vlog çektiğim için terasa çıktığımda konuşuyorum. Yoksa ki ben de tabii, lütfen. Kendimi şimdi şey yapmayayım, haksızlık etmeyeyim. Gayet saygılı bir insanım ses konusunda. Akşam iftar için şey çıkardım. Geçen hafta yaptığım biber dolmasından iç kalmıştı, kıymalı. Onu hemen aynı gün difrize koydum. Pirinçli. Onu çıkardım. Onu ya dedim sulu köfte gibi yuvarlayayım. Sulu köfte yapayım. Sulu iyi olur. Hem ya da sarma yaparım. Yaprak vermişti kayınvaliden bahçeden. Salamura yaprak. Belki sarma sararım. Yani zamanım olursa bakacağım duruma göre. Tamamen zamanla alakalı bir durum. Zaten bu timde yapılacak çok bir şey yok ama artık etiketlemeye geçeceğim. Bu arada bu Instagram adresiyle ilgili açsan iyi olur kışın. Mesela butiğin kapalıyken satışı oradan devam edersin gibi yorum almışım. Mantıklı geldi. Bakacağız ya. Siz öyle yazınca biraz sanki sıcak bakmaya başladım ama artık enerjim hangisine ne kadar yeter bilmiyorum. Bir de YouTube devam ediyorum biliyorsunuz. Yazın işler yoğunlaşır. Çok yorulursam YouTube'a bu kadar zaman ayırabilir miyim onu da bilmiyorum.
Her şeyi zaman gösterecek, hayırlısı. Evet, çamaşır işimizi halledelim, içeri girelim. Böyle yapıyorum ki çiçeklerin içine tozlar da gitsin diye. Nasıl bir kolam var biliyor musun? Aşağıya baktım ıslanacak bir şey var mı yok mu diye. Bir yatak vardı, onu kaldırdım. Islanmasın. Sabahtan enerjimi bitiriyorum ama inşallah güne yeter. Bir de oruçlusun, enerji de geri toplayamıyorsun ya. Şey falan yapmadım çünkü köpük deterjan yapmadım çünkü aşağıdaki çiçeklere gider, köklerine de öldürür. Yani kurutur, ondan dolayı yapmadım deterjan. Sadece suyla yıkıyorum. Evet, yıkadım. Çek pasta çektim. Oh, çamaşırlar kuruyor. Saat 9.30 mu 10 mu artık bilmiyorum. Şu paspasımı da yıkadım. Girişe koydum. Dışarıdan bahçeden gelirken ayağımızı silelim. Çünkü buralara taşınmasın çamur. Oy, midem kazınmaya başladı. Gelelim eve. Evde nelerimiz var? Ne yapacağız? Ne yaptım? Dün salonla mutfağı sil süpür yaptım kızlar. Tozunu aldım. Tirintemi sildim. Televizyonumu sildim. Sehpalarımı sildim. Kayınvalidemin saklama kabım vardı, onu getirdim. Bunlar sahurdan ve sabah arası hazırladığım kahvaltıdan kalanlar. Tencereleri dün elimde yıkadım. Makinam dün iftardan sonra yıkandığı için iftardaki bu tabakları ön yıkama yaptım, yerleştiremedim. Şimdi temizler boşalacak. Şu kirlilerin hepsi toplanacak. Yusuf dün temiz su almış çünkü dün evde su yoktu. Dün değil, ondan önceki gün çeşmeden içtik. Papatya çayımı demledim. Bir güzel uyuttu beni, inanamazsınız. Bugün yine papatya toplayacağım.
Ve akşam iftardan sonra kendime papatya deneyeceğim. Ay. Bunların hepsinin içine girecek. Çilek yıkadık. Akşam çilek yedik. İftardan sonra televizyon izledik. Bolu'nun belgeselini izledik. Bolu bir de M ile başlayan bir ilçeleri vardı. Oranın belgeseliydi. Ondan sonra Netflix'te Hazreti İsa'nın nasıl peygamber olduğu işte hayatı falan dizisi vardı ama ilk bölümünü izledim. 1 saat 20 dakikaydı. Sonra zaten papatya çayından sonra bayılmışım. Bayılmışım dediğim işte yani o beni mayıştırıyor ya. Bir tek beni değil yani genelde papatya herkesi sakinleştirir. Bitki çaylarında işte hani sakinleştirici çaylarda da mutlaka papatya olur, aklınızda bulunsun. Şimdi bir de zamanı hani şey var, siz söyleyin, bahçesi olan sağda solda parkta yetişen papatyaları değerlendirip kurutabilirsiniz. Ben tazesinden yaptım. Geçen annemle yürüyerek eve gelirken yolda buldum, onu öyle yaptım. Şimdi sil süpür yaptığım için yerler temiz. Halı örtülerimi sereceğim. Halı örtülerimi serip şeylerin sandalyelerimi indireceğim. Bu kocaman örümcek nereden gelmiş? Öldürmek de istemiyorum. Neyse geçsin bakalım. Evet, tezgahlarımı falan sildim. Dün dolap kapağımı falan sildim. Ocağımı temizledim. Ondan sonra parlattım. Bunun ismi neydi? Her neyse. Onu sildim. Diyorum ki hadi Nigar. Hani nasıl kendini şeyde gaza getirdiysen. Terasta. Yoksa ki terası yıkamak hemen böyle aklımda yoktu benim bugün. Terası nasıl bugün hallettiğin, yıkadıysan. Saçlarını sabahları tarıyorum çünkü uzuyor. Bu diş fırçası artık bitti, bunu atalım. Burada cam bezim, camı sileceğim de daha buraları geçmedim. Bir tane temiz havlu çıkaralım. Havluları yıkadım ya. Ondan sonra ne diyeceğim size ben? Bu ne olmuş? Leke mi? Çıkmamış mı? Neyse. Söyleyin adını. Dün duştan sonra duşakabinimi yıkadım, klozetimi yıkadım, bu duvarlarını sildim. Siz söyleyin. Önce köpürttüm, sonra duruladım, sonra da fiber bezle suyunu aldım. Ama lavabo tabii sabahtan benim beyler el yüz diş fırçalama seansından sonra tabii ki gene kirlendi. Onu günlük yıkıyorum ve şimdi yıkayacağım. Evet, bu çekmeceğimde bozuk paralar bırakmış Yusuf da. Bozuk paraları genelde burada bulunduruyorum. Arası bazen harçlık falan da veriyorum. Ay karnım nasıl acıktı biliyor musunuz? Ha diyorum ki terasta kendimi nasıl gaza getirdiysem şu nevresimlerde de kendimi bir gaza getireyim. Güneşliklerimi biraz açayım. Nevresimlerimi de hemen değiştireyim. Aras'la yatak odamı süpüremedim dün. Çünkü anca salonla mutfağı yapabildim. Oh be, sapsarılık gidince şey oldu. Dışarıdan da pencerelerimi yıkadım ama içten de falan silmem lazım. Dıştan da tabii ki fiber bezle geçmem lazım. Su damlaları görüyor musunuz? Koltuğun şuralarına su tuttum. O da baksanıza nerede birikmiş polenler görüyor musunuz? Bu koltuğu ayrıntılı yıkattıracağım. Hatırlıyorsunuz Yusuf'un bir müşterisi vardı. Ona evini koltuklarını yıkattırmıştım ya. Amerikan değil ya, Almanya'dan şey almış. Almanya markalı halı yıkama aleti vardı. Evet, öyle yapayım. Nevresimlerimi değiştireyim. Aynen falan silinecek. Gene parmak izi olmuş. Dün Yusuf'un gardırobunu düzenledim. Gene Allah versin karışmış. İşe giderken, kıyafet seçerken dağıtıyor her yeri. Nevresim çıkaralım. Şimdi şunu lastikli yaptım. Bunu artık kullanabilirim. Bunun takımı olan şu yorgan yüzünü kendi yorganıma sereceğim. Bambu çünkü Yusuf istemiyor. Bunları da yastıklarıma. Bunlar tam takım işte nevresimi. Yusuf'a da pamuk. Yusuf Bey'e pamuk. Çünkü Yusuf Bey pamuktan başkasını istemiyor kullanmak. Şunlar da Yusuf'un takımı. Bir de Aras kuzuma bir takım çıkarmam lazım. Şunun arkasında da var. Şurada da lastikli çarşafı var. Bu arasının lastikli çarşafı. Bir de nevresim yüzü çıkaralım. Bunların da yastıkları var. O da takım olarak. Evet, arkadaki şu mor olanı da arasının ya da yastıkların hepsini böyle dörtlü yüzlü yapalım. Çünkü bu nevresim yüzü yastık kılıflarım ikişer tane. Yani burada toplamda dört tane var.
arasında 4 tane yastık kullandığı için yorgan yüzü, yastık yüzleri lastikli. Çarşafı bunlar da bizimki. Şu saçlarımı bir toplayayım. Bir de şu üstündeki hırkayı çıkarayım. Ev sıcak, şimdi beni hararet basacak. Şey yapıyorum ya, evin içine hareket ettiğim zaman çok sıcak oluyor. Bir bakayım, annem mesaj atmış mı? Annem çünkü dedi ki ben saat 10'da dedi dükkana gideceğim. Dükkana. Ben biraz geç giderim. Benim öyle aman aman işim yok. Bunlar göz damlaları. Benim gözüm bir ara kaşınıyordu ya. O geçti, sonra buna geçti. Kaşıntı ve buraya damla yapmaya 2 gün devam ettim. Çok şükür şimdi iyiyim. Maşallah diyelim. Şu da saç yağım. Böyle dün 6 pompa kadar falan kullandım. Bu gene bana bir 3-4 kullanıma gider. Çünkü yağ olduğu için bayağı dağılıyor. Uçlarına uygulamıyorum. Sadece köklerine uyguluyorum ki çıksın diye. Şu bebek saçlarımı sıklaştığını zaten fark ediyorum ben. Kaşlarıma, kirpiklerime de dün sürdüm. Evet, öyle yapalım. Burada dükkana gidecekler var. Poşetler, bunları elimde götürürüm. Şu beyaz olan tahminimce anneme gidecek olanlar var orada. Şarjımı koymuşum. Şu eşarbım da benim dükkana gidecek. Orada kızlarım o kızları kombin yaparken kullanıyorum. Post cihazını götürüyorum. Burada kulaklık ve resim, anneme böyle nane yağı gibi bir şey koymuş. Artık ne işe yarıyor bilmiyorum. Sana da koyayım mı dedi. Yok dedim. Bende nane yağı var. Çünkü Almanya'dan görümcem getirmişti. Bu poşet annemin. Başka gene dükkana gidilecek bir şey oldukça böyle içine atıyorum ki unutmayayım. Bunlar elimde ağır olmaz değil mi? Yürüyerek gideceğim ya. Motorla gitmek istemiyorum. Yürüyüş olsun. Şöyle. Hem de kayınpederimin artık boşalttığımız restorantına bir uğrarız belki. Bakarız yani. Başları kalabalık değilse sizinle bir şöyle kolaçan ederiz. Ne kadar ne boşaltılmış, ne kadarı eve gelmiş, ne kadarı daha var. Yusuf'un daha ne kadarlık işi var. Yusuf bugün çünkü restoranta gitti gene. Hani kayınpederim orada çalışıyorlar. Evet. Yapılacaklar bunlar. Yaptıklarım da dün akşamdan o kadardı. Yani iftardan sonra bir de böyle bir mayıştım. İnanın hiçbir şey yapmak istemiyordum ama dedim ki yok Nigoş, kalk kendine motive et. Şu arasın, şu raflarının tozlarını, aslında bir oyuncaklarını komple indirip almam lazım. TV ünitesini ve televizyonun şurları falan silebiliyorum ama oraya elim değmiyor. Çok ayrıntılı çünkü. Çıkarmak, geri takmak falan, çıkarmak, tozunu almak, tekrar yerleştirmek lazım. Yapacaklarım bunlar. Çoraplarımı, çorap demişim. Patiklerimi de fark ettiniz mi? O kadar rahat ki, yumuşacık da. Bazı çorapların kumaşları böyle kaşındırır ya, çıplak ayakta. Bu kaşındırmıyor. Valla terlikleri bile bir kenara attım. Evde bununla geziyorum. Gayet iyidir. Evet, işlerimizi bitirelim. Ondan sonra hazırlanalım ve dükkanımıza gidelim. Yusuf diyor ki istersen dükkana bugün gitme, dinlen. Dedim yok, dükkanıma artık gitmek istiyorum. Yavaş yavaş günlük artık dükkanımda işleri toparlamam lazım. Tokalarım. Burayı da düzenledim. Şuraya saçım düşmüş, saç tararken taraktan düşüyor. Yere atabilirim çünkü yerde süpürülecek. Gözlükleri yerleştirdim böyle. Taraklar, cüzdanlar, tokalar. Burası tamam. Şu saçımı toplayayım da ben en iyisi. Bir 10 dakika mola verdim. Yani oruçluyken öyle, yapacak bir şey yok. Bir anda yüklenemiyorsun. Çünkü hiçbir şey yapasım yok. Ben geçen yıllardaki Ramazan ayında iftarlıyken neler yapıyormuşuz diye vloglarıma baktım. Zaten var yani, dediğim gibi hep size zaten hatırlatıyorum ya, hani annemin ev vlogları, kendi evimin yapım aşaması, oynatma listesinde var. Ramazan iftar diye var. Sunum hazırlıklar, misafir vloglarım, soru cevap, bakım videoları, kilo alakalı, bunların hepsini etiket yapıyorum zaten. Ve oynatma listesini ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Ben de girdim geçen senelerdeki, hem geçen sene hem de ondan önceki yılda Ramazan ayında nasıl geçmiş Ramazan ayın. Yani hem vlog çekmişim hem yeni bir şeylerle uğraşmış mıyım diye baktım. Vallahi helal bana. Çünkü hiç boş durmuyormuşum. Geçen yıl zaten Ramazan zamanı annemin oradaydık. Restoranttaydım, çalışıyordum full. Yine vloglarımı çekiyordum. Ondan önceki yılda, yani 2022 Ramazan'ında da şey yapmışım. Siz söyleyin adını. Ne
Bahçe temizliği. Şimdi yaz ayları değil de sanki Nisan gibi miydi? Nisan sonu gibi miydi? Neydi Ramazan 2 yıl önce? Ve havalar iyice ısınmıştı. Evet yine polen zamanı oluyordu ama o dönemde bir sezon daha yeni yeni başladığı için, dükkanımızda olmadığı için hani yani daha berberi açmamıştık o zaman 2022 yazında. Bahçede temizlik yapmışız, boya yapmışız karı koca, kayınvalidem. Gene gayet aktifmişim, bahçe işleriyle uğraşmışız. Çok hoşuma gitti. Bazen böyle kendi vloglarımdan da motive olduğum oluyor, ne yalan söyleyeyim. Başka kanalların çektiği motivasyon videolarından da motive oluyorum. Sıklıkla çok vakit bulamıyorum gerçi izlemeye de. Olduğu kadar işte. Şimdi evde yavaş yavaş bir düzen oturtuyorum. Hani iftardan sonra yapılacakları yapıyorum ki ertesi güne çok fazla işim kalmasın. İşte hafta sonları bazen evde oluyorum. Evde geçirmeye çalışıyorum ki evin işte dip köşe yapılacak bazı işleri var, onları yapıyorum. Aras'la ilgileniyorum derken evde gene bir sükuneti, bir düzeni yakaladık. Şimdi bir de dükkanda düzeni yakalamam lazım. Nasıl? Mesela hangi saat gidiyorsun? Öğlene kadar dükkanda yapılacak ne vardır? Ne yoktur falan filan. Gerçi bunların hepsini zaman gösterecek şimdi işler başlayınca. Çünkü Çamlıca'da daha doğrusu büyük otel hiç açık değil. Bir tane otel açılmış olsa, otelin açılışı demek artık turistlerin, müşterilerin otelde olması demek ve çarşıya çıkmaları, alışveriş yapmaları, dolaşmaları, canlılık, hareket demek. O zaman da zaten zaman akış gösterecek düzenimi. Benim şimdi bu sene itiraf edeyim. Hani bu gizli bir şey de gerçi değil. Ailem de bunu biliyor, annem de bunu biliyor. Burada hani darılacak, küsecek bir şey yok. Çünkü bir insanın sevdiği bir iş var, bir de sevmediği bir iş var. Geçen yıl benim için yaz olarak gerçekten yorucuydu, yıpratıcıydı. Bir de sevdiğim bir alan değildi mutfak. İşte restoran, servise çıkıyordum yaz sıcağında falan. Bu sene şimdi daha rahat olacağım için psikolojik ben de biraz sanki daha iyi hissediyorum. Öyle söyleyeyim. Yani biraz kaygılarım, endişelerim muhakkak ki var. Çünkü daha yeni bir iş yeri açıyorum. Daha önce evet çalıştığım bir alan, sektör. Tezgahtarlık, butik ama ne kadar olmasa da ne yaptım ben şimdi, bu kimin yorganıydı? Benim yorganımı, Yusuf'un kılıfını taktım. Yusuf'un yorganı da kendi kılıfıma kaldı. Olsun, bir haftada böyle benim yorganı kullansın, ne olacak ki? İkisi de elyaf sonuçta ve sadece yeni eski farkı var. Yusuf'unki yeni. Onunki böyle yumuşak, daha putur putur ya. Belki fark edebilir akşam. Neyse, bır bır ederse değiştiririz ama. Ne diyordum işimle ilgili? Bu gizli bir durum değil, herkesin de bildiği bir durum. Sevdiğim bir sektör değildi açıkçası. Ben anneme destek olsun diye geçen sene kendimi birazcık zorladım. Restoran ta ki sezonu bitirene kadar. Bu sene de birazcık daha iyi hissedeceğimi düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Aradaki nasıl bir fark? Annemin işiyle benim işim arasındaki fark. Benim işim o kadar yorucu değil. Annemki kadar değil. Hizmet sektörü, mutfakta hizmet sektörü nefis yorucu bir şey bana göre. Anneme göre çok güzel. Annem seviyor. Annem diyor ki ben tezgahtarlık yapamam dedik diyor. Daha önce deneyimleri oldu. Ben oturup diyor müşteriyi bekleyip de diyor bütün o sıcakta müşteri gelecek de ben satış yapayım. Benim işim aktif olacak diyor. Hareket edeceğim. Ben hazırlık yapacağım. Müşteri yokken bile diyor mutfağında bir şeylerle oyalanacağım falan. Çünkü kadın aşçı, şef ve sevdiği işi, alanı yapıyor. Ama ben de öyle bir şey yok. Biraz mutfak kıtığım mı desek? Aslında yemek yapmayı da severim de. Ama yemek yapma olayı işe dökültüldüğü zaman, iş sektörüne dökültüldüğü zaman tercih ettiği bir şey değil. Onun da birazcık rahatlığı var. Diyorum ki hani en fazla ne kadar koşturmalı olabilir ki? Ayda bir ya da işte malının hızlı satılmasıyla alakalı elindeki kıyafetler azaldığı zaman, bittiği zaman gidip işte toptancılarından ya Antalya'dan ne bileyim hani İstanbul belki olur, vakit bulabilirsem İstanbul'a hani sezonda bir iki kere gidip orada çok güzel seçenekler var. Denizli olabilir, Bursa olabilir. Gidebilsem onun dışında toptancılarla da belki kapıdan
toptancılar getiriyor ya arabayla falan. Oradan da seçip anlaşıp oradan da alabilirim. Benim oradaki en aktif şeyim ne olacak? Akşam saatleri işte yemekten sonra otellerin yemek saati 7'de 7.30'da başlar ve saat 9'a 10'a kadar sürüyor bazı otellere. Her otele göre farklı gösterir ama yukarı aşağı saatler böyle. Ve çok sıcaklarda müşteriler çok zaten gezmiyor, tercih etmiyor. Gündüz sıcağında ne olur? Biz bayağı boşta oluruz. Ben en azından. Yusuf'un işleri yoğun oluyor. O berber alan başka. Gündüz sıcağında belki Aras'la gelirim, denize gidebilirim. Evime çok sıcaklarda gelip evin işini yapıp klimayı çalıştırıp biraz dinlenip sonra dükkana gidip akşam saatlerinde satışıma odaklanabilirim. Restoran işi kadar hani ama bulaşık yıka, yaprak döküldü, bahçeyi süpür, masanın tuzunu takip et falan olmayacak. Daha kolay bir iş. Anneme hiç mi yardım etmeyeceğim? Edeceğim tabii ki yani. Şimdi sandalyemi atıp da sürekli oturup da kitabımı okuyup telefonla uğraşacak değilim. Ama o eleman düzenini koruyana kadar yine yardımcı olacağım. Bak mesela arada böyle siparişi oluyor, mantısı oluyor, bilmem ne oluyor. Oturuyorum, yardım etmeye çalışıyorum elinden geldiği kadar. Böyle böyle yuvarlanıp gideceğiz. Bakalım. Şunu Aras'a kullanacaktım. Bak gene yastık yüzlerine karıştıracaktım. Nefes nefese kaldım. Hem konuşup hem iş yapmak da marifet istiyor. Biraz başım ağrıyor susuzluktan dolayı. Ama orucun yarısını geçtik bile. Bugün 28. 18. günümüz. Maşallah maşallah diyelim. İyi gidiyor. Evet, bir gün borçlandım şöyle. 3 günde öyle borçlandım. 4 günüm mü 5 günüm mü ne borcum var. O da her Ramazan zamanı kadınlarda olan bir şey, çok normal. Onları da kışın inşallah parça parça taksit taksit böyle havalar serinken tutarım. 12 günümüz kaldı, 12 gün sonunda. 2 haftadan bile daha az kaldı. Düşünsenize bayram. Şimdi bizimkiler daha restoranı boşaltacak, buraya getirecek, yerleştirecek, bağ bahçeyi temizleyecek, bayram geliyor. Ha bayramda tabii biz çalışıyoruz, çok gelinimiz giderimiz olur mu? Muhakkak hani kayınpederimin yeğenleri var, ne bileyim Antep'ten falan gelen olur mu bilmiyorum. Ne kadar olmasa da evimiz, bağımız, bahçemiz temiz olsun isterim. Onu da Yusuflar falan toparlayacak, halledeceklermiş. Bakalım artık. Annemle haberleşmedim. Annem dedi ki ben dedi motoru bırakacağım, yürüyerek çıkacağım, gelmek ister misin dedi bana. Aslında aklım o koymuştu. Ben de dedim ki anne ben dedim saat 10'a yetişemem. Çünkü biliyordum evde yapacağım işlerim vardı. Dedim sen git. O büyük bir ihtimal artık yavaş yavaş çıkmıştır. Saat 10'u geçiyor çünkü. Ama onun yapılacak işleri daha çok bana göre. Yani erken gitmesi çok normal. Biz bugün dükkanda ne yapacağız? Onları da artık ikinci blokta size anlatırım. İkinci bloğa başlarız. İkinci blokta artık inşallah dükkan olur. Sizleri öpüyorum. Nefes nefese de kaldım. Bugün de yine güzel motive edici işlerimizi de yaptık. Koşturmadım sabahtan beri. Sizleri seviyorum. İkinci blokta inşallah görüşürüz. Üçüncü bloğu da çekmeye çalışacağım. Çünkü iftar hazırlığı da yapacağım. Ve yine kesin söz vermemekle beraber, çünkü bazen iftar saatinde doğru o kadar halsiz hissediyorum ki hiçbir şey yapasım gelmiyor. Yani hızlıca yemeği yapıp uzanıyorum bile. Bakarız duruma göre. Yine eski günde 3 vlog düzenine dönsek hiç de fena olmaz. Öptüm sizi. Öğlen görüşürüz. Bye bye.